Evet arkadaşlar ben İlker Hayat. 24 adımda Türkçe kitabının 8. adımında ve bu adımın tarama testindeyiz. 8. adımda ses olaylarını, ses bilgisini gördük. Ünlü daralması, ünsüz benzeşmesi gibi ses olaylarının örneklerini ve açıklamalarını gördük. Şimdi bunun adım tarama testini görüyoruz birlikte ve buyurun çözümlere. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü daralmasına uğramış bir sözcük vardır? Ünlü daralması dendiğinde hemen zihnimde dolaşıyor. Yor ekleri, diyeler, yiyecekler buldum. Çeldiricileri de bir düşünüyorum. Hemen seviyor da olmadığını düşünüyorum ve buna göre şıklara indim. Belki de çalamadan kapınızı dar sokağınızdan umutsuzluğa gideceğim. Yüzümdeki geçkin ihtiyar senin için ağlıyordu. geldi. Sözcüğün kökü ağlamak. Yor şimdiki zaman eki Y'nin daraltıcı etkisinden dolayı A dönüştü ve doğru cevap B seçeneği oldu. Buyurun devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala aykırı bir kullanım vardır? Türkçede bir sözcük ek aldığı zaman sözcüğün kökünde ünlü değişimi olmaz. Ama biz biliyoruz ki bana ve sana sözcüklerinde olur. O zaman bu aykırılıkları arayalım bakalım. Geldi. Kitabı sana verdiğini. Arkadaşlarım bilgiler oturduğu zaman bakın hemen tık tık seçiyorum. Yoksa bunun sözcüğün kökünde ünlü değişimi neydi şu muydu bu bir bakayım şıklara bir sürü vakit kaybedir. Halbuki bana ve sana özel sözcüklerini bildiğim için direkt şıklarda bunları arıyorum. Üçle devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamanın örneği yoktur ki, bir sözcüklerde pekiştirme ya da küçültme yapıldığında sözcüğün ve ekin yapısında bulunmayan bir ünlü türer. Hangisinde ünlü türemesinin örneği yoktur diyor. Yani güpe gündüz dedi e türedi ünlü türemesi. Kap karanlık burada prsm ile bir pekiştirme kurdu ama türeyen bir şey yok. Doğru cevabımız. B seçeneği. Diğerlerini de hemen işaretleyelim bakalım. Çocuk sapa sağlam, sap sağlam A türedi ünlü türemesi. Burada darcık, daracık A türedi ünlü türemesi. Burada yapayalnız, yapyalnız A türedi ünlü türemesi. Görüyor musunuz nasıl tarıyor 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 hop dıt 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 yakaladığında sinyali veriyor. Sözcüklere gözünüz aşina olacak sizin de çözdükçe ne aradığınızı ve arayacağınızı bileceksiniz. 3'te Bursa. Geldik 4'e aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına diğer adı ünsüz değişimine örnek yoktur. Hadi buyurun bakalım. Bu kent oldum olası güzel sanatların beşiği. Sözcüğün kökü beşi K yumuşak G oldu. Daha 15'indeyken edebiyatın tadını sözcük tat T D'ye yumuşadı. Dünyada hiçbir yazılı yasanın kalıbına kalıp P B'ye yumuşadı değişti. Düşünüp taşınmadan iş yapanlar yaptıkları işin sonucuna sonuç Ç C'ye yumuşadı. Hepimiz biliriz bir ülkede bir ülkeye şiir, bir ülkeden bir ülkeye şiir taşımak mal taşımaktan zordur. E seçeneğiyle böyle bir durum söz konusu değil. Burada arkadaşlarım sonuç sözcüğüne dikkat edin. Bu zorlayabilir eğer tanımadığınız bir sözcükse. Geldik 5'e. Numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi yani sertleşmesi yani fıstıkçı şahap sözcük kullanılmıştır bunu örnekleyen. Bakalım. Aynı kahveye yine oturuyorum. Meydana inen 9 ayrı sokak var. Şimdi bunların her birine ayrı ayrı bakıyorum. Oval bir meydan burası. Her iki uçta. Uçta. Evet. Uç sözcüğün kökü. D'da bulunma haleki. Buradaki Ç'nin yani fıstıkçı şapın etkisiyle D, T'ye sertleşti. Ve ünsüz benzeşmesi örneği oluşturdu Doğru cevap E seçeneği. 6 ile devam edelim. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde 6 çizili sözcükte ünsüz türemesi yoktur? Arkadaşlar ünsüz türemesi dendiğinde burada çeldiricilere lütfen dikkat edelim. Bir kere çeldiriciler şu başlıklarla söylenebilir. Yabancı dillerden dilimize geçmiş sözcükler şiddet, millet. Bunları biz direkt böyle aldığımız için burada herhangi bir ünsüz neden uzattım? Şöyle daha okunaklı olsun. Şununla yazalım. Şunu kapattım. Evet. Nedir? Şiddet. Millet gibi sözcüklerde bunlar yok. Ünsüz türemesi yok. Bunu bilelim. Bir de çeldiricilere dikkat edelim. Az önce söylediğimiz gibi hissiz, sessiz gibi örnekleri tekrar edelim. His, Sözcüğün kökü sızsız yokluk eki. Yine sessiz ve buna benzer bir örnek daha güzellik bazen böyle de karşımıza çıkabiliyor ya da e, ya da güzeller şeklinde. Nerede? Güzeller, güzellik. İşte burada iki ünsüzün yan yana geldiği örnekler. Tamamıyla bir tesadüftür ve herhangi bir ünsüz türemesi meydana getirmez arkadaşlarım. Bunlara dikkat diyoruz. Şöyle dikkat işaretimizi hemen koyalım. Tamam. Şimdi bu çeldiricilerden kurtulduktan sonra ünsüz türemesi yoktur dediği örneklere bakalım. SED'di. SED, D türedi, ünsüz türemesi burada var. Affetseydiniz, f affe türedi ünsüz türemesi var. Etiketteki sözcüğün kökü etiket. Daki, deki herhangi bir türeme durumu söz konusu değil. Tıpkı yukarıdaki örnekler gibi sondan eklemeli bir dil olan Türkçe'de sözcük ek aldı ve tesadüfen iki harf aynı iki harf yan yana geldi. Hakkımız sözcüğün kökü hak. K türedi ünsüz türemesi. Üssü sözcüğün kökü üs, s türedi ünsüz türemesi. Bu halde doğru cevabımız C seçeneği oldu. Notlarınızı da almayı unutmayın. Evet geldik 7'ye. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünsüz değişimi? Ben hemen buradaki yumuşak G'den neyi çıkartıyordum? Ünsüz değişimi yani benden istediği daha çok dilimize yatkın ve kulağımıza yatkın olan ünsüz yumuşaması Evet. Ünsüz yumuşamasında bir ek söylemiştim. Bizi sıkıntıya düşürecek bir ek burada tekrar edelim. Dık dik sıfat fiil eki arkadaşlarım. Lütfen bu eke dikkat edin. Dı şekline dönüştüğünde bize problem yaratabilir. Evet. inan bana sevgilim inan. Evimde şenliksin, bahçemde bahar. Sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzellik ini güzellik ini buradaki lıklik ünlüyle başlayan bir ek aldığında K yumuşak G'ye değişti. Yani yumuşadı. Bu yüzden doğru cevabımız D seçeneği oldu. Evet. 8. Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangilerinde ulama yapılabilir? Hemen ulamayı hatırladık. Ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir sözcük gelecek. Yalnız neye dikkat ettik? Evet arada noktalama işareti olmayacak. Başka türlü burada tam tersi var. Ünlüyle bitti, ünsüzle başladı yapamam. Benim istediğim burada olur. O zaman ikisi seçenekleri eleyelim. Bir de yok. 2-3, 2-5, 2. Sağ ol. Çok insaflısın. Ne ağaca benzer ne de buluta. Buradaki yine E, B tam tersi bir durum. 3'te yok. Üçlü seçenekleri hemen eleyelim. Gerçekten insaflı. Tek tek okuttun. Burası gibi değil. Burada da tam tersi bir durum var. Yani ünlüyle bitip ünsüzle başladı. Dörtlüleri eledim ve cevap 2-5 zaten bir tek o kaldı. Dalından inmek ünsüzle bitip ünlüyle başladı ve doğru cevap E seçeneği arkadaşlar. 9. Bu parçadaki bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Arkadaşlarım bu tip sorularda öncelikle buraya hızlıca bir göz atalım ve ardından yukarıda buldukça aşağıdan eleyelim. Ünsüz değişimi, yani yumuşaması, ünlü düşmesi, orta hece düşmesi gibi adı da var. Ünlü daralması, ünsüz benzeşmesi yani sertleşmesi, ünsüz türemesi. Bakalım. Pencere ve kapıların aralığından yine lık lık eki geldi bakın. K yumuşak G oldu ve böyle bir ses olayına biz ünsüz yumuşaması yani değişimi diyoruz. Bu var. Aralığından giren rüzgarın uğultusu insanı en derin uykusundan uykusu uyumak sözcüğün kökü yani ünlü düşmesi var evet uyandırabilecek şiddetteydi şiddet teydi şiddette buradaki d t'ye dönüştü yani sertleşti ünsüz benzeşmesi evet devam buna göğün gök gök göğün olmuş. Zaten örneğini bulduğum için lıklikte ama yine de bu sözcüğü de tanıyın gözden kaçmasın sorularda. Kapakları açılmışçasına, casına, cesine bakın ş, ç yan yana geldi. Ünsüz benzeşmesi oldu. Zaten örneğini bulmuştum bunun. Yağm güçlü bir yağmur da eklendi. Pencereyi hafifçe f, ç, fıstıkçı şahap yan yana geldi. Bakın ünsüz benzeşmesi oldu. C, ca, eki, c, ç'ye dönüştü. Açınca çok sert bir rüzgarın yüzüme çarptığını, bakın dık dikin dönüştüğü hali görüyor musunuz arkadaşlarım? Sıkıntılı bir ek dikkat edin. Bakın D, T'ye sertleşti. K, yumuşak Y'ye yumuşadı. Böyle bir durum söz konusu dık dik ekinde. Hissettim dediğinde sözcüğün kökü his, S türedi, ünsüz türemesi de var. Doğru cevap C seçeneği oldu. Güzel. Haydi buyurun 10. soruyla devam edelim. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerin hangilerinde ünlü daralması vardır? Hemen y'leri hatırladım. diye ve yiyecek sözcüklerine dikkat ettim ve başlayalım. Hazırlanıyor. Arkadaşlarım bakın tekrar ediyorum. Bunlara düşmemeniz için doğru bir ek kök ayrımı yapmanız lazım. Hazırlanmak daralttığı bir şey yok. Iyor. Parçalanmak yanmak, başlamak. Gördünüz mü? Ek ve köke inince direkt olarak aradaki fark ortaya çıkıyor. Y'nin daraltıcı etkisinden dolayı A, I'ye dönüştü. 4 de var. Zaten buraya kadar yoktu. 4 ve 5. Kımıldamak. Kımıldıyor. Evet. Dediğim gibi bunun yanında bir de mema olumsuzluk ekiyle birlikte gelen yor ekine dikkat edin. Mesela bir örnek ona verelim. Gelmiyor. Şimdi geliyor da yok ama gelmiyor da var. Neden? Sözcüğün kökü gelmek, mema olumsuzluk eki, y'nin daraltıcı etkisinden dolayı e, i'ye dönüşüyor. Bu örneğe de dikkat edin. Mema olumsuzluk eki ve yor birlikte bu duruma dönüşüyor. 11. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin hangilerinde herhangi bir ses olayı yoktur? Bulalım. Dördü hemen yanına yazalım. Sözcüğün kökü dört. Ünlüyle başlayan bir ek aldığında T, D'ye yumuşadı ve buna ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi diyoruz. O halde birdi seçenekleri eledim. Beyninden sözcüğün kökü beyin iyi düştü ünlü düşmesi var ve ikili seçenekleri eledim. Devam. Sönüyor. 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 Herhangi bir daralma vesaire yok arkadaşlarım. Bu birincisi. Aldım bunu. Üçsüz seçenekleri eledim. Zaten eliyemedim. Kahrına sözcüğün kökü kahır. I düştü. Ünlü düşmesi var ve dörtlüleri de eledim. Elimde kalan E seçeneği 3 ve 5. Bürünmüş. Burada da herhangi bir ses olayı yok arkadaşlar. 11. sorunun doğru cevabı E seçeneği oldu. Buyurun 12 ile devam edelim. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ünsüz türemesi Ünlü düşmesi, ünlü daralması, ünsüz yumuşaması yahut değişimi, ünsüz benzeşmesi yahut sertleşmesi. Usta şairlerin şiir hakkındaki yazılarını okumak yalnızca artık tanıdınız değil mi bunu? Yanlışa da dikkat edin, yanlıza da dikkat edin. I düştü, ünlü düşmesi ve türeme esnasında düştü. Dikkat edin arkadaşlarım. Mesela burada e, sıkıntılı sözcüklerden birkaç tanesini tekrar edelim. Çevre. Çevirmekten iyi düştü, ünlü düşmesi. Mesela kavşak bu sıkıntı yaratır, dikkat edin. Sözcüğün kökü kavuşmak. Buradan u düştü, ünlü düşmesi. Başka, e, beni sözcüğü benzine dediğinde benzin solmuş dediğinde iyi düştü ünlü düşmesi. Bunlar sıkıntı yaratabilecek ünlü düşmelerdir arkadaşlarım. Bunlara lütfen dikkat edelim. Mesela ayrılmış bu da çok çaka çarşıklarda. Sözcüğün kökü ayırmak ı düştü ünlü düşmesi. Bu sözcükler ünlü düşmesiyle ilgili anahtar ve güzel sözcüklerdir. Lütfen dikkat edelim. Ve sözcüklerin hepsi türeme esnasında ünlü düşmesine uğradı. Evet Nereden geldik buraya? Yalnızcadan. Devam. Onların şiire ilişkin görüşlerini öğrenmemizi, kendi şiirlerini anlamamızı değil, bir devrin sözcüğün kökü devirmek. Bakın bu da tehlikeli sözcüklerden biri. Lütfen kadronuza ekleyin. Ünlü düşmesini zaten bulmuştum, bir daha buldum. Şiir anlayışını sorgulamamızı ve eserlerinde kullandığı yine geldi belalı. Belalı geldi, döktü. K ünsüz yumuşaması oldu. Ünsüz değişimi. Özgün biçimleri değerlendirebilmemizde biz ne yapıyorduk bu arada? Yukarıda verince dağıldık. Heh, hangisi yoktur arıyorduk değil mi? Hakkındaki hak ünsüz türemesi. Evet, bu da var. Ünsüz benzeşmesi zaten burada şk yan yana geldi bakın. İlişkin, gın, gin, gan, gen buna dikkat edin dedim arkadaşlarım. İlişkin sözcüğünde ünsüz benzeşmesi de var. Ünlü daralması yok. Doğru cevap C seçin. Evet, Arkadaşlarım sıkılmayın diye biraz hızlı okumaya gayret ediyorum. Umarım yetişebiliyorsunuzdur. Siz zahmet edip 2x'te izlemeyin diye ben 2x'te 1.75'te anlatmaya çalışıyorum. 13 ve 14. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Bu parçada aşağıdakilerden hangileri vardır? Bu parçadan yola çıkarak hangisi söylenemez? Tamam? Önce yukarıya bir bakalım. Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır. Baktırır. Burada normalde dırdır olacakken D, T'ye sertleşti. K'den dolayı ünsüz sertleşmesi var. Kazma kürek yaktırır. Aynısı burada da var. Diyen demek Y'nin daraltıcı etkisinden dolayı E, İ'ye daraldı. Ünlü daralması var. Atalarımızın doğa ile iç içeliği, iç içelik, lıklik, Lıklık yine hepsini bir dökeyim ben zaten seçenekleri sonra seçeriz içinden. Ben mümkün olduğunca fazla sözcük e, görmenizi iste, istiyorum burada. O yüzden döküyorum hepsini. İç içe lik k yumuşak g oldu. Ünsüz yumuşaması şöyle alalım. Hayrete düşürmüyor düşürmeyor. M olumsuzluk eki düşürme Yor, Y'nin daraltıcı etkisinden dolayı E, İ'ye daraldı. Ünlü daralması değil. Ben kimim? Ben apartmana sıkışmış bir robotum. Doğayı, doğa belirtme haleki aldı ve iki ünlü yan yana gelmesin diye bir kaynaştırma harfi kullandık. Bir saksıda bir çiçekte. Bakın D'da. Burada D'da bulunma Hal ekinden D, T'ye sertleşti. Görüyorum. Evet. Şimdi bakalım kaynaştırma ünsüz yumuşaması var. Kaynaştırma doğayı ünsüz yumuşaması içeliği. Doğru cevap A seçeneği. Şimdi ikiye bakalım. Yani bu sorunun ikinci sorusuna. Bu parçadan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Baktırır sözcüğünde ünsüz benzeşmesi vardır. Biz bulduk bunları rahatım bak kafam rahat. Evet diyorum ünsüz benzeşmesi vardır DT'ye sertleşti. Diyen sözcüğünde demek sözcük kökünden türemiştir. Evet ünlü daralması var. İçeliği sözcüğünde ünsüz yumuşaması vardır. Var. Düşürmüyor sözcüğüyle askerlerimiz sözcüğünün büyük ünlü uyumuna uymama nedeni aynıdır. Hayır aynı değildir. Düşürmüyor sözcüğünde büyük ünlü uyumuna uymayışın sebebi yor eki. Biliyorsunuz bu biraz sıkıntılıydı, biraz başına buyruktu. Yor eki herhangi bir ünlü değişimine uğramadığı için hep yor olarak kullanıldığı yer olmadığı için bu büyük ünlü uyumuna aykırı bir ek olarak karşıma çıkmıştı. Asker sözcüğü ise Türkçe bir sözcük olmamasından dolayı büyük ünlü uyumuna uymuyor. Doğru cevap D seçeneği. Görüyorum sözcüğünde kaynaştırma ünsüzü yoktur. Evet. Sözcüğün kökü görmek, yor şimdiki zaman eki ve arada herhangi bir kaynaştırma ünsüzü yoktur. Buradaki y, yor ekinin y'si. Doğru. Evet, bütün seçenekleri detaylarıyla anlattıktan sonra 15. soruyla devam edelim arkadaşlarım. Bakalım 15. soru bizden ne isteyecek? Evet, Geldim. Bu dizelerdeki ses olayı aşağıdakilerin hangisinde vardır? Bakalım hangisinde var. Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne. Muhtacım inan bir tek sözüne. Sözcüğün kökü muhtaç. Muhtaç ve ünlüyle başlayan bir ek aldığında Ç, C'ye yumuşadı. Buna ünsüz yumuşaması yahut değişim adını veriyoruz. Şimdi bunu arayalım. Müzik dinlemek beni dinlendiriyordu. Her grup beşer kişiden oluşmuştu. Tabağın sözcüğün kökü tabak, k yumuşak g'ye dönüştü ve böylelikle bir ünsüz değişimi ve yumuşaması meydana geldi. Doğru cevap C seçeneği oldu. Diğerlerine de bakalım isterseniz. Dinlendiriyordu, dinlendirmek ve yordu. Burada bir problem yok. Her grup beşer kişiden oluşmuş du D, T'ye sertleşti. Ünsüz benzeşmesi. İlginçmiş. Birçok şairin divanını okudum. Mutluluk bana çok mu uzak? Buralarda başka bir şey yok. Evet doğru cevap C seçeneği arkadaşlarım. Geldik 16'ya. Altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bakalım. Vazgeçtim. D, 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 T'ye sertleşti. Ünsüz benzeşmesi. Bildiğim dık dik. Bakın yine geldi. K yumuşak G oldu. Ünsüz yumuşaması. Gönlümü sözcüğün kökü gönül Ü düştü. Ünlü düşmesi dedik. Bakalım şimdi. Ünsüz benzeşmesi. Tamam ünsüz benzeşmesi, ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi. Doğru cevap D seçeneği. Gönlümü sözcüğünü görünce hemen aklıma geldi arkadaşlarım. Şunu unutmayın. Özel isimlerde ünlü düşmesi meydana gelmez. Eğer buradaki gönlü almadan gibi bir şey gönül bir özel isim olarak kullanılsaydı burada herhangi bir ünlü düşmesi meydana gelmez. Lütfen buna dikkat edin. Bazen şıklarda çeldirici olarak veriyorlar. Evet 17 ile devam edelim. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım hangisi yoktur? Ulama, ünsüz türemesi, kaynaştırma ünsüzü, pekiştirilmiş sözcük, kökte ünlü değişimi. Bana geldi kökte ünlü değişimi. Artık bana ve sana deyince hemen kökte ünlü değişim diyor musunuz otomatik olarak? Bana kökte ünlü değişimi. Evet. Bir şeyler söyle. Bir bahar akşamı bir bahar akşamı ünsüzle bitip ünlüyle başladı. Burada bir ulama durumu söz konusu. Gibi olsun rüzgarı essin aşkın kokunu getirsin her sözün. Yap yalnız, yapa yalnız A türedi. Ünlü türemesi var mı? Ünlü türemesi? Yok. Pekiştirilmiş sözcük var. Yapa yalnız. Ünsüz türemesi yok. Kaynaştırma ünsüzü yok. Şimdi arkadaşlarım burada e, sanıyorum bir dikkatsizlik olmuş. Şöyle ki kokunu. Buradaki sözcük bir kaynaştırma ünsüzü değildir. Detay vereceğim dediğim kaynaştırma ünsüzü ile ilgili tam da buydu. Bu soruya denk geldi. İkisi de yok. Ünsüz türemesi de yok. Kaynaştırma ünsüzü de yok bu soruda. Şimdi bu kaynaştırma ünsüzünün en can alıcı noktalarından biridir. Dikkat edin lütfen. Burada bazen şu yapıda olduğu gibi ikinci tekil iyilik eki olarak kullanılabilir bu ın in, in olarak. Mesela mesela ee, der ki ne desin? Arabanı parka bırak dediğinde senin araban olduğu için bakın burada A ve I arasına girmiş bir kaynaştırma yoktur. Buna dikkat edin. Burada da kokunu getirsin her sözün dediğinde senin kokun U. Buradaki kokun ne? Senin kokun iyilik ekidir. Dolayısıyla buradaki U ise bir belirtme halekidir. Bu halde arkadaşlarım bu bir ne değildir? Kaynaştırma değildir. Bunlara dikkat edelim. İşte ek ve kök ayrımı bu yüzden önemlidir diyorum. Evet burada da herhalde öyle bir dikkatsizlik durumu söz konusu olmuş. Ünsüz türemesi de yok. Kaynaştırma ünsüz de yok. 18. Türkçede yor eki kendinden önceki geniş ünleri daraltır. Bu açıklamanın örneği hangisinde vardır dedi bakalım. Gelenekler asırlardır sürüp geliyor. Bak çeldiriciler başladı. Sözcüğün kökü gelmek, yor şimdiki zaman arada daralan bir şey yok. Sürülüyor. Sürülmek yor. Sürülüyor. Korkuyorum. Kork yor. Korkuyor değil tabii ki. Kanıyor. Yaralının kolu kanıyor. Dikkat! Kanamak, yor, şimdiki zaman y'nin daraltıcı etkisinden dolayı a, ı'ya dönüştü. Doğru cevap d seçeneği. Şimdi neden cümleyi okudum biliyor musunuz? diğerlerinde de okumadım da. Çünkü e, kan sözcüğü sıkıntılı bir sözcüktür. Deseydi ki... Şöyle... çeşmenin başında durmuş suya kanıyor. Kanmak, doymak yani. Eğer böyle kullanılsaydı sıkıntı olurdu. Neden? Çünkü buradaki kanamak değil arkadaşlarım. Kandan kanamak değil. Direkt kanmak, doymak anlamında yor, şimdiki zaman ve herhangi bir daralma durumu söz konusu olmazdı. Dikkat edin. Bu yüzden sözcükte anlamda hep neyin üstünde durduk? Arkadaşlar sözcüğün cümle içindeki anlamı bizim için önemlidir dedik. Yüksek bir çeldiricidir. Lütfen dikkat edin. Yaralının kolu kanıyor dediğinde ise sözcüğün kökü kan, isim kök, kandan kanamak isimden fiil yapım eki aldı. Yor şimdiki zaman dediğinde buradaki ye bu eki daralttı bakın. Ama kanıyor dediğimde çeşmenin başında durmuş suya kanıyor yani içip doymak anlamında buradaki kanmak fiili olduğu için herhangi bir daraltma yok arkadaşlarım. Dikkat. Nereden geldik buraya? Evet 18. sorudan. Güzel. 19'da devam edelim. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Tespit etmeye çalışalım. Oğlunun sözcüğün kökü oğul. U düştü ünlü düşmesi. Göğsünün sözcüğün kökü göğüs. Ü düştü ünlü düşmesi. Bağırına bağır. ı düştüğünü düşmesi. Ağzından ağız. ı düştüğünü ünlü düşmesi çevirdiği bakın çevre değil çevirdiği dolayısıyla burada herhangi bir ünlü düşmesi yok. Arkadaşlarım ünlü düşmeleri ağırlıklı olarak karşımıza burada görüldüğü gibi Türkçe organ adlarında ve Arapçadan dilimize geçmiş sözcüklerde karşımıza çıkıyor. Bunun dışında yapım eki aldığı durumlarda da ünlü düşmelerini görüyoruz sözcüklerin. Evet 20. Küçük ünlü uyumu kuralına göre Düz ünlüden sonra yuvarlak ünlü gelmez. Tamam. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükte bu kurala uyulmuştur? Bakıyorum yor ekinden dolayı bakın düz ünlüden sonra yuvarlak ünlü gelmez. Burada geldi. Hangisinde bu kuralı burada uyulmadı? Olacakmış uyuldu. Çamur uyulmadı. Yakut uyulmadı. Barut uyulmadı olacak mı sözcüğünde bu kurala uyuldu. Doğru cevap B seçeneği arkadaşlar. 21 ile devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde bu tanım bu tanımlama örneklenmiş örneklenmemiştir. Bakalım hangisinde örneklenmemiş. İkinci hecesinde dar ünlü bulunan iki heceli sözcükler ünlüyle başlayan bir ek gelirse ikinci hecedeki dar ünlü düşer. Buna Orta hece düşmesi denir. Yani ünlü düşmesi denir. Bakalım fikrinizi ne kadar çok ünlü düşmesi sözcüğü gördük değil mi? Fikir iyi düştü. Bakmakla görmek farklıdır. Şimdi arkadaşlarım bunu ben e, yazım kurallarında da anlatacağım ayrı ve bitişik yazılan sözcüklerde. Ama burada da hafif bir değineyim. Şimdi biliyorsunuz bu yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylemlerde ünlü düşmeleri meydana geliyor. Ve o yüzden... Bu oyunları çok yapıyor ÖSYM. Bitişik yazılma ve yazılmama durumu. Fark sözcüğünü görünce aklıma geldi. Mesela diyor ki fark etmek. Ve bunu bitişik yazıyor. Neden? Sanki şu R ve K arasında bir ünlü düşmüş gibi bir his yaratıyor. Ve biz bunu far ket şeklinde ulayarak okuduğumuz için gözümüze ve kulağımıza herhangi bir aksilik gelmiyor. Halbuki sözcüğü ek ve köküne ayırdığımızda fark etmek. Bakın herhangi bir ünlü düşmesi durumu söz konusu değil. Bunu şeylere benzetmeye çalışıyor. Mesela şükretmek etmek dediğimde ü düşüyor ya. Sanki buradaki gibi bir hava varmışı estiriyor ama bu esintiye asla kapılmayın çarpar tutulursunuz. Fark sözcüğünden aklıma bu geldi ve böylelikle burada herhangi bir ünlü düşmesi yok. Diğerlerini bulalım. Gönül bu hep savrulur, savurulur. U düştü, ünlü düşmesi yine dikkat etmeniz gereken bir sözcük. Adam burnundan kıl aldırmıyor. Burun u düştü. Emriniz yani emiriniz olur. İ düştü ünlü düşmesi oldu. 21. sorunun doğru cevabı B seçeneği oldu. Haydi buyurun 22 ile devam edelim. Bir sözcükte çekim, türeme ve birleşme nedeniyle ünlü düşmesi olabilir az önce ünlü düşmesinde ifade etmiştik. Bir önceki videoda demiştik ki bir sözcük çekim eki aldığı esnada ünlü düşebilir. Yahut yapım eki aldığı esnada yani türeme esnasında ünlü düşmesine uğraş, uğrayabilir. Bir de bir de etmek, eylemek, olmak, kılmak yani yardımcı eylemle kurulmuş birleşik eylemlerde ünlü düşmesi meydana gelebilir. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükteki ünlü düşmesinin nedeni diğerlerinden farklıdır. Bakalım. Sararmak, sarı armak. Bunun sebebi türeme. Üçüncü beytin, beyit iyi düştü. Ünlü düşmesi nasıl bir ünlü düşmesi? Çekim eki aldığı esnada. Bu çekim şöyle yapalım. Yapım, çekim ya da türetme diyelim yukarıdaki dediği gibi. Alnında alın, çekim eki aldı. Onu en son plajda görmüş idim, görmüştüm. Bu da çekim eki aldı. Kaybınızı kayıp ı düştü, çekim eki aldı. Bu halde 22. sorunun doğru cevabı A seçeneği oldu arkadaşlarım. Türetme yoluyla ünlü düşmesi ve nedeniyle oldu. Diğerlerinde çekim eki aldığı esnada. Evet 23 ile devam edelim. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Bakalım. Gören gözler aklın, gözler aklın, ulama var. Akıl, ı düştü, fikir, iyi düştü, ünlü düşmesi var. Mor beliği, ak topuğa, topuk, ünsüz yumuşaması var. Yani ünsüz değişimi. Kaza tarlası, tarla, sı, kaynaştırma harfimiz var. Pamuk devşirir bu güzeller güzeli çukur ova. Ünsüz benzeşmesini örnekleyen bir sözcük yok. 23. sorunun doğru cevabı E seçeneği oldu. 24'e bakalım. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım şimdi. Mimarlık. Birinci sözcük Türkçe sözcükteki ses dizimine uygun değildir. Çünkü mimarlık dediğinde ince ve kalın harfler bir büyük ünlü uyumuna aykırılık olarak karşımıza geldi. Doğru. Bir ve dördüncü sözcük aynı nedenle büyük ünlü uyumuna uymamaktadır. Birinci sözcük ve dördüncü sözcük baktık. Birinci sözcükte mimarlık Türkçe bir sözcük olmadığı için beşinci sözcük Türkçe bir sözcük olmadığı için uymamaktadır büyüklüğün uyumuna doğru mimarlık ve ressamlık. İkinci sözcükte ünsüz yumuşaması vardır. Olabilecek, ecek, acak eki de yine sıkça ünsüz yumuşamasına uğrayan eklerimizden birim. Üçüncü sözcük yor eki nedeniyle büyük ve küçük ünlü uyumuna uymamaktadır. Zaten net çıkıyorsa bunun başının altından çıkıyor. Bir bakalım üçüncü sözcüğe. Sanmıyorum sözcüğünün küçük ünlü uyumuna uymadığını söyleyebiliriz. Ama büyük ünlü uyumuyla ilgili bir problem yok. Çünkü bütün harfler kalın. Doğru cevap denizli. Altıncı sözcükte kaynaştırma vardır. Yönelmeli yim dediğinde yönelmeli yim dediğinde y bir kaynaştırma harfi olarak geliyor ve doğru cevap D seçeneği oldu. Arkadaşlarım böylelikle 24 soruluk ses olayları konusunu, adımını ve ses bilgisi adımını 8. adımı tamamlamış olduk. Eğer herhangi bir yanlışınız varsa lütfen sorunun ait olduğu kazanıma dönüp buradan konuyu tekrar edin. Sorular arasında verdiğimiz detaylar, ipuçları ve özel sözcükleri de lütfen bir yere not etmeyi unutmayın. Bir sonraki adımda görüşmek üzere hepinize kolaylıklar dilerim bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.